Efendim şimdi dün biliyorsunuz Bedriye Kılıç'ın, rahmetli Bedriye Kılıç'ın ailesi yine stüdyomuzdaydı. Çünkü eşi kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı eş Tayfur Kılıç da sorgusunda eşi Bedriye Kılıç'ı tıpkı programımızda konuştuğumuz gibi Konya Akşehir'deki evine bu kiraz toplamaktan döner dönmez girerek öldürdüğünü itiraf etti. Telefonunu tuvalete attı. Daha sonra gayet sakin bir şekilde gidip arabasını tamir ettirdi. Bütün gün Akşehir'de de dolaşıp yine siz sevgili izleyicilerimin yayında işaret ettiği gibi terliklerini bile ters giyerek gördükleri, çok alkollü olduğu orada uçurumdan aşağıya attığını, hatta bir yere takıldığı için o sarhoş haliyle uçurumdan aşağıya inip biraz daha aşağı yuvarladığını itiraf etti. Ailesinin de tek hedefi, aslında bu mahkeme için de çok önemli, Rahmi Bey altını çizdi, bir parça olsun kemiğine ulaşabilmekti. Evet. Bu sabah Tayfur Kılıç'ın eşini öldürdükten sonra cenazesini attığı söylenen Isparta Yalvaç yolu, görelim ekrana verim, istikametindeki uçurumda ne yazık ki Bedriye Kılıç'a ait bir iz arama çalışmasına başlanıldı. Arama çalışmasına Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando tipi timi katılıyor. Ayrıca Herkül ve Obert'i tanıyorsunuz, kadavra arama köpekleri. Onlar da Ankara'dan geldiler ekiplere destek vermek için. Görüyorsunuz jandarma gerçekten oldukça dik bir uçurumun, Allah yardımcıları olsun, uçurumun dibine doğru gidip rahmetli Bedriye'ye ait bir iz bulma çalışmalarındalar. Hüseyin'i de tam dün geri çağırmıştık. Arama çalışması yapılacağını öğrenince Hüseyin tekrar Akşehir'in yoluna tuttu. Yanında da Bedriye Kılıç'ın abisi ve babası var. Hüseyin'cim günaydın. Müge Hanım günaydın. İyi yayınlar. 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, Tayfur Kılıç, 15 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı öldürdüğünü itiraf ettikten sonra bizi bir noktaya getirmişti. Cumhuriyet Savcısı'na burada olayı anlatmıştı. Aslında o nokta bizim ihbaratlarımıza, Müge Anlı ihbaratlarına gelen ihbarlarla çok daha önceden geldiğimiz bir noktaydı. Tam da burayı işaret ediyordu. Koku duyanlarla konuştuk. Özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum ki onların da emniyete ifadeleri çok önemliydi. İki görgü tanığımızın, gizli tanığımızın Tayfur Kılıç'ı tam da 6 Temmuz gecesi aslında ne halde gördü? Tabii ki Isparta yolunu kullandığı teknik bir detaydı ama tabii ki o kişilerin Tayfur Kılıç'ı burada ne durumda olduğunu anlatması soruşturmaya büyük yön verdi. İşte biz de Isparta istikametinde can kurtaran mevkine yakın o uçurumun kenarındayız. Bu sabah kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri destek veriyor. Bunun önemi çok büyük çünkü burası çok sarp dağlık bir arazi ve bu yüzden komandoların bu arama çalışmasına katkısı büyük olacak. Soruşturmayı yürüten Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri burada. Az önce Konya İl Emniyeti, Asayiş Şube, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de, o itirafı alan ekipler de buraya geldiler. Profesyonel dağcılardan da aslında burada destek alınıyor ve sabahın erken saatlerinde toplamda 60 personel, işte o ekrana getirdiğimiz çok zor sarp, kayalık, uçurum, sık ormanın içerisinde şu anda Bedriye Kılıç'tan bir iz arıyorlar. Bu çalışmaya Konya İl Emniyetinden drone ekibi gelip havadan destek veriyor ve aynı zamanda kadavra köpekleri, sizin de söylediğiniz gibi bu çalışmalarda çok büyük katkıları var. Ankara'dan Herkül ve yine Antalya Emniyetinden de Obert burada Bedriye Kılıç'tan bir iz arıyor. Tabii ki sahanın zor olması çalışmanın da belki de uzun süreceğine işaret. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Biz geceleri de gündüzleri de buradaydık. Mesela o görgü tanıklarımızla aslında gece konuşmuştuk. Biz buraya geldiğimizde Müge Hanım çok sayıda yaban hayvanıyla karşılaştık. Burada çok sayıda domuz var, çok sayıda çakal yuvası var. Tabii ki Tayfur Kılıç'ın aslında işte şuraya attım, düşmeyince biraz daha aşağı inip yuvarladım dediği noktada Bedriye Kılıç'tan 4 ay sonra bir iz bulunamaması aslında burada
çok olağan bir durum. O yüzden yaban hayvanlarının bu izleri, Bedriye Kılıç'tan kalan izleri taşıdığı ihtimaline karşın burada 2-3 kilometre karelik bir alanda arama çalışmaları yapılıyor. Tabii aşağısında bir de dere var. O derede de arama çalışmaları yapıyor. Çalışmalar devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip etmek adına buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi Hüseyin'cim sen oraya gitmiştin. Hatta drone'la da bize görüntülemiştin. şimdi polislerin tam aradığı yer değil ama biraz yanından doğru bize oraya gidebilir misiniz onun kenarına? Şimdi o gün çok alkollü olduğunu biliyoruz görgü şahitlerinden. Tabii ki. Çünkü terliklerini bile ters giydi diye ifade vermişti seni bulduğunda iki görgü şahidi. Daha sonraki hanımefendiler ve beyefendiler siz hatta orada çekim yaparken yanınızda durup oradaki o çok farklı kokuyu dile getiren izleyicilerimiz olmuştu. Şimdi bu kadar sarhoş bir halde bir yere kadar ittiğini anlattı. Sonra tam olarak yani görünür olduğunu fark edince bir de kendisi de aşağı inmiş. Ya nasıl inmiş orada? Ya neresi orası? Müge Hanım orayı size göstereyim. Orayı size göstereyim Müge Hanım. Keçi gibiler ha. Bakın arabasını tam olarak işte buraya kadar indiriyor. Yani gerçekten aracı buradan uçabilirmiş o gece. Uçsaymış hemen bakın. Buradan aşağıya yuvarladığını gösteriyor. Şurada bir söğüt ağacı var. Şurada ben bir söğüt ağacı var. Oraya kadar da indiğini, oraya takıldığını görünce oradan da aşağıya indiğini, daha aşağı indirdiğini söylüyor. Ha buradan yani o gece o sağlığı şahide burada inmiş mi? Tabii ki yayınlarımızda da hatırlamıyorum. Yani buradan dur Hüseyin sakin. Evet, yani o buradan... sarhoş halde ayakları da terlikleriyle oraya kadar inmiş. Sonra bir de tekrar yukarı çıkmış. İşte ben de bunların sarhoşluğuna inanmıyorum. Sonra bana tekrar kızmayın yani. Çıkmış, inanmıyorum bunların sarhoşluğuna. Yani hatırlamıyorum bilmiyorum o kadar sarhoş. Aracında kadar... alkol almaya devam etmiş. Tamam bu kadar keçi gibi yoldan indiyse çıktıysa düşmediyse. Buradan keşke başkan kendini ataydı da kadın hayatta kalsaydı. Niye öyle söylemeyeyim abicim yani birini öldürdükten sonra yani sen birini öldürmeye niyetlensen git kendini öldür başkası gitmez. Yazık değil mi orada 3 tane çocuk da annesiz kaldı. Günahsız bir kadından bahsediyoruz ya yani. Anneden bahsediyoruz yani buradan insanlar 40 sene sonra gelip annelerini arıyorlar gözyaşlarıyla. O çocuklara kaç yaşındaydı Hüseyin çocuklar? Söyler misiniz bir daha? Müge Hanım çocuklar 8, 10 ve 14 yaşındalar. İki erkek küçük. Ve 14 yaşında da bir kızı var Bedriye Kılıç'ın. Yani o şimdi gidecek saçma sapan bir iş yapacak diye karısını boğacak, öldürecek diye. Şimdi o çocuklar niye annesiz kaldılar? Sonra da gidip intihar girişimlerinde bulunmak falan filan. Ve ben size bir şey söyleyeyim hani aslında özete de orası öyle girmiş. Ben bunun vicdan azabından falan olduğuna inanmıyorum. Vicdan azabı öyle bir şey değil. Bu kendi... Korku. Kendi can korkusu. Bir insan niye canını kıymak ister? Hapse gireceğine... Kendini öldürmek ister. Ben de diyorum ki hani bu böyle karılarını öldürüp intihar eden adamlar var ya kendileri başta ölsünler de kadınlar hayatta kalsın. Şimdi 3 çocuğun başında bir anneleri olsaydı. Keşke kapıyı gerçekten çarpsaydı da kadını dışarıda bıraksaydı. O tamamen paniklediği için ne yapacağını bilemediği için çok öyle saçma kendi bir... canına kıyacakmış gibi bir eylem içerisine girmiş. Yoksa... bir pişmanlık hissedip de pişmanlık hisseden zaten böyle bir olayı yapmaz. Böyle bir olay hadi gerçekleştiği andan itibaren de onu ölüp ölmediğini anlamaya ve yaşatmaya çalışır. Gerçekten ölmemiştir belki diye bir ambulans çağırır bir şey yapar. Yok canım nerede? Hiçbir pişmanlığı yok ki. Hiçbir şey yok. Tamamen planlı, tamamen akılcıl düşünülerek yapılmış bir eylem. Ya biz Obert ve Herkül'ü diğer arama çalışmalarından da tanıyoruz da Hüseyin bu köpekler inebiliyor muymuş bu kadar dik yamaçlardan aşağıya, uçurumlardan aşağıya? Gördünüz mü? Müge Hanım, Mustafa gösterebilirsek bakın karşıda bir patika var. Çok ince bir patika yani yaya yürümenin bile zor olduğu bir patika. Köpekleri buradan indirmediler. Köpekler aşağıda Ilıcak köyünün yanındaki Engilli köyü var. Oradan bu derenin yani bu vadinin aşağı kavuştuğu noktadan yürütülerek buraya getirildi. Çünkü gerçekten komandolar bile sabah saatlerinde buradan inerken çok büyük zorluk yaşadılar. Çok sert bir arazi zaten görüntüde de görünüyor. O yüzden köpeklerin buradan indirilmesi tehlikeli olduğu için köpekler daha düz bir yoldan ama orası da çok sert yani ipince bir patika oradan getirildiler. Vallahi madem karısını atmış Tayfur'u getirip indirselerdi Tayfur insin bulsun.
Şimdi kaç yani kişinin vallahi, bak, canını kusura tehlikeye attılar. Evet, vallahi ya da kusura bakan da baksın. Yani tamam da şimdi madem karını attın oradan. Kendin de in, düşersen de biz seni besleyeceğimize cezaevinde bunca yıl. E artık düşerse de ne yapalım? Düştü. Kaza denen bir şey var. Ya günah değil mi şimdi bizim bu komandalarımıza da? Allah yardımcıları olsun yani. Ya çok zor iş. Tayfur kendi kendine pavyonlarda gezecek, içecek, her şeyi yapacak diye. Şimdi devletin komandası, köpeğe de günah. Ben dün köpekleri de düşündüm, bu kadar nasıl tikinecek? Bir denenin kuyuya attığının 40 kişi çıkartmak için sarf ettiği emek. Şunların sarf ettiği emeğe bak, yazdık yani. Yalnız burada... Tayfur'a verselerdi iki kutu içtiğinden, iyisin bulsun. Hukuken Müge Hanım, önemli bir konu var benim için. İnşallah ceset bulunur. Bulunmasa dahi emniyetten çıktığında, adliyeden çıktığında muhabir arkadaşların pişman mısınız diye bir sorusu var. Ona karşılık artık emniyetten çıkmış, tamamen kendisi rahat vaziyette pişmanım diyor. Yani o ifade mahkemelerde kararın gerekçesi olarak dikkate alınan önemli bir unsurdu. Ama Rahmi Bey, artık biz bunu 80 milyon izledik zaten başka. Hayır, hayır. Zaten daha yani ne olacak? İleride diyelim ki dönüş yaptı. Baskıya ben bu ifadeyi verdim. Yalan söyledim. Korkumdan falan. Bütün korkular dağıldıktan sonra adliyeden çıkarken muhabir arkadaşlarının pişman mısınız, niçin yaptın diye sorusuna iki defa pişmanım diyor. O ileride mahkemede yani... Ha, Rahmi Bey'in bunu söylemesinin nedeni şu. Dünyanın en son bandının en sonunda da şey diyordu. Evet. İşte ben yapmadım demişti ya. Rahmi Bey de onun üzerine söylüyor ama istediği kadar ben yapmadım desin, her şey ortada yani. Her şey, her şey ortada da. Bak, zaten bu, bizim de bantlarımız... Son pişmanım ifadesi... Evet, mahkemeye delil olarak kabul edilmiş oluyor. Mahkemede Sayın Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin gerekçeli kararında, ceza verilen kararda gerekçeli olarak unsur üstüne oturtulacak önemli bir konudur. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.